nerede ve ne yapıyorsan, yaşamın yoğunluğundan biraz uzaklaşıp gündemde neler olduğunu keyifli bir sohbet eşliğinde konuşmak istiyorsan, bugüne renkli bir bakış açısı Salih'le öğle arasında. Salih'le öğle arası başlıyor. Anladım seni, ettin ziyan bizi, kalır ihalesi bana bu ihanetin. Ben anladım seni, yorma kendini, sattın aşkını, yok iadesi. Anladım seni, ettin ziyan bizi, kalır ihalesi bana bu ihanetin. Türkiye'nin en kafa radyosunda çarşamba günündeyiz, 28 Şubat tarihinde. Normalde Şubat'ı da bitiriyorduk ama son 4 yılda her şeye zam geldiği gibi bu yılda Şubat zamlı. Yarın böyle artık yıldan kalma bir gününü daha yaşayacağız Şubat'ın. Devamında ise artık Mart ayını ve Cuma günüyle beraber de aybaşını bekliyor olacağız. Hafta içi her gün olduğu gibi 12-14 saatler arasında Salih'le öğle arasında sizlerle beraberiz. Şu an itibariyle 532-172-52-32'den yayınımıza ulaşabilirsiniz. 532-172-52-32 günün haberlerine, gündeme, gündemin farklı detaylarına hep beraber göz atacağız 2 saat boyunca. Evet, gerginiz. Ortam çok gergin. Hani geçtiğimiz günlerde bu uzaya gönderdiğimiz uzay yolcumuzla alakalı ve aynı dönem başlayan diziyle alakalı diyorlardı ya, işte Alper'le Dilber arasına sıkıştı gündem diye. Bu önümüzdeki bir ay boyunca da Mart sonuna kadar da yine geçimle seçim arasına sıkışmış bir gündemimiz olacak. Sokak röportajlarında halk gergin, siyasiler gergin, dün akşam oynanan futbol maçından sonra taraftarlar gergin, hafta sonu oynanacak derbiyle alakalı ortam geriliyor. Sakin olmakta fayda var. Öyle bir karikatür vardı ya. Yiğit Özgür'ün müydü? Hatırlamıyorum. Büyük ihtimal onundur. Ne yapıyorsun İhsan abi diye. Bilmiyorum Fuat, ortam çok gergin şeklinde bir karikatürdü. Ortam çok gergin. Yayınımıza WhatsApp hattımızdan ulaşabileceğiniz gibi 532-172-52-32'den ulaşabileceğiniz gibi aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz. Radyomuzun sosyal medya hesapları Kafa Radyo'dur. Benimki de şahsıma ait olarak dönem dönem kullandığım sosyal medya hesaplarım ise Salih Gümbüşoğlu'dur. O üyler şüyler biliyorsunuz artık. O orada bir şekilde düzeliyor.
Yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir açıklamasıyla başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2016-2023 döneminde erişime engellendiği halde farklı isimlerle faaliyete devam eden 1212 yasa dışı kumar ve bahis sitesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmiş. Kapatılan sitelerin yeni isimlerle yeniden aktif hale geldiğini vurgulayan Bakan Şimşek, Milli Piyango İdaresi'nin de davaya müdahil olacağını dile getirmiş. Kapatılan siteler yeni isimle tekrar mı açılıyormuş? Tabii bu vergi kaybına, yasa dışı siteler vergi kaybına yol açınca da haliyle Milli Piyango İdaresi de ve yine vergi açığına da neden olunca Milli Piyango İdaresi de davaya müdahil olacakmış. Türkiye'nin en kafa radyosunda Salih ile öğle arasında çarşamba gündeyiz. İstanbullular güne de sisle uyandı. Göz gözü görmüyordu. Gemi trafiği durdu. Uçaklar iniş yapamadı sabah saatlerinde. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği sis nedeniyle çift yönlü olarak durdurulmuştu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise uçaklar iniş yapamadı. Yaklaşık 10 uçak iniş yapamadı. Kendileri tarafından iletilmişti. Hava kirliliğinde zirve. Unuttum, söyle hangi ara denize bakan bir ev tutsam, sen yoksan yok bir manzara. Zaten dün de buna benzer bir haber yapılmıştı Marmara ve Karadeniz'de. Havanın kalitesi düşüyormuş. Marmara ve Karadeniz bölgesinde kalitesiz bir hava artık hakimmiş. Yok bilet param, gözlerim emleniyor. Bana bakan aşıklarım, bu nasıl bir derse kendi kendine. Yalnız sigaram, çay bile demleniyor. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param, gözlerim emleniyor. Bana bakan aşıklarım, bu nasıl bir derse kendi kendine yandı sigara. Şehir güzeldir karların altında. Sen bir de güneş açınca gör bizim burayı. Özlemin her yerde, yoldaştır her derde. Arada sen de özleyince utanma, aç bu şarkıyı. Of of, çay bile demliyor.
bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine yandı sigara. Çay bile demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine yandı sigara. Çay bile demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor. Şarkı sonrasında bir aramız olacak. Aranın ardından Salih'le öğle arası devam edecek. Kendi kendine yandı sigara. Arış Pırlanta günün şarkısını sunar. Arış Pırlanta. Nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam, nefesin almazsam, nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam, nefesin almazsam. Yaz beni ömrüne, durma bir dakika. Geçici, sen nefesin almazsam biterim. Nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam, nefesin almazsam, nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam, nefesin almazsam. Kaçıyorum yine istiladan, kovalasana beni dört bir yandan. Kırıldı kalmadı tek bir parçam, tek bir parçam, tek bir parçam. Kırıştı kalbimi kurcala, düşüyorum sana tutsana. Nefesin kesiliyor çok fena, çok fena, çok fena. Yine dur deseler dinlemem, devam ederim bilirsin ederim. Konu aşk değil, o geçici. Sen nefesin almazsam biterim. Nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam, nefesin almazsam, nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam, nefesin almazsam. Nefesin almazsam, nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam, nefesin almazsam. Nefesin almazsam biterim, nefesin almazsam, nefesin almazsam. Arış Pırlanta günün şarkısını sundu. Türkiye'nin en kafa radyosunda çarşamba gününde Salih'le öğle arasına devam ediyoruz. Bakalım yine günün haberleri ne? Dolar, euro, gram altın, çeyrek altın artmaya devam ederken altına eş değer bir haber yine gelmiş mevsim normalleriyle beraber. Bursa'da Türkiye'nin en erken erik hasadı yapılmış. İznik ilçesinde ziraat mühendisi Mustafa Kutay'ın ürettiği eriğin kilosu dudak uçuklatmış. Kilosu 3500 liradan satılan eriğe Arap şeyhleri büyük ilgi gösteriyormuş. Ne kalpsizsin. Oradan bize böyle bir 200 dolarlık ver şeklinde. Sen beni her kötü anda harcadın, her fırsatta
Bir tarım haberiyle devam edelim bakalım. Avrupa'da günlerdir devam eden çiftçi protestoları ve yetişmiş iş gücü eksikliği Fransa'yı harekete geçirmiş. Bu arada dün galiba bir tarım fuarına katılmıştı Macron. Protestoları görünce bir kaçış kaçıyordu. Görmeniz lazım onu da. Neyse, ülke mevsimlik tarım işçisi açığını kapatmak için Türkiye'de dahil olmak üzere başka ülkelerden işçi alma kararı vermiş. Buna göre Fransa'da dikkat çeken hamle ise ayda 3000 euro maaşla mevsimlik tarım işçisi alımıymış. Bakalım, bu da Türkiye'de tabii ki asgari ücretin yaklaşık 6 katına denk geliyor demiş haberde. Projenin detayları şu şekildeymiş: maaş ayda 3000 euro. Konaklama işveren tarafından karşılanacak, yemek işveren tarafından karşılanacak, ulaşım tabii ki işveren tarafından karşılanacak, sözleşme ise mevsimlik süre belirlenecekmiş. Devamında ise aranan şartlara baktığımızda Fransa'ya mevsimlik tarım işçisi olarak gitmek isteyenler Fransızca dil bilgisi gerekiyormuş tabii, Fransızca şart. Tarım işinde deneyim ve sağlık raporu haliyle vize. Neydi maaş? Ayda kaç paraydı? 3000 euro. Evet. Yetişmiş iş gücü açığını kapatmak için başka ülkelerden mevsimlik tarım işçisi alma kararı almış Fransa. 532-172-52-32'den ulaşmaya devam edebilirsiniz. 532-172-52-32. İçi boş bu telaşın. Eşim dostum yoktur, it köpek hep arkadaşım. Güvenme bana, bugün olduğum gibi yarın olmazsam giderim hep yolumdan, kimse darılmasın. Sanmayın kararsızım, eylemlerim kaza değil. Bir güler bir ağlarım, ben böyleyim azad edin. Bir oltaya ben doğmadım ki daha demin. Hem çalar hem oynarım, hiç dinlemem el alemi. Zihnim ateş almaz sanki, kurşunlarım eski. Katilleri öldürsek katiller eksilmez ki. İnanma bana, bugün olduğum gibi yarın olmazsam giderim hep yolumdan, kimse darılmasın. Sanmayın kararsızım, eylemlerim kaza değil. Bir güler bir ağlarım, ben böyleyim azadedim. Gelmem hiçbir odaya, ben doğmadım ki daha demin. Hem çalar hem oynarım, hiç dinlemem el alemi. Sanmayın kararsızım, eylemlerim kaza değil. Bir güler bir ağlarım, ben böyleyim azad edin. Gelmem hiçbir
Hafta içi her gün yayın içerisinde sizlerle paylaştığımız konser ya da tiyatro davetiyelerimiz oluyor ki bugün de güzel bir davetiyemiz daha varmış. Cumartesi günü 9 Mart tarihinde Çanakkale'de bir konser var. Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi Yeni Hizmet Binası'nda İlhan Şeşen ve Vedat Sakman Akustik Hikayeler etkinliği ile sizlerle olacak. Gitmek isteyen dinleyicilerimiz 532 172 52 32'ye mesajlarını iletebilirler. 532 172 52 32 9 Mart tarihinde cumartesi günü Çanakkale'de olacak bu etkinlik. İlhan Şeşen ve Vedat Sakman. Dün de rüyamda karşılaştık aniden. Çok hazırlıksız yakalandım. Üstüm başım perperişandım. Dil tutulacak zamanı buldu. Oysa ilk kez sana anlatacaktım. Hiç kimse senin gibi gülümsemiyor. Kimse senin gibi güzel bakmıyor. Olan oldu, çaldı kapıyı aşk. Aşktan çok deliliğe benziyor. Hiç kimse senin gibi gülümsemiyor. Kimse senin gibi güzel bakmıyor. Olan oldu, çaldı kapıyı aşk. Aşktan çok deliliğe benziyor. Ellerin terledi mi, avuçlarında yüzdüm bugün. Saçların dağıldı mı, saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık aniden. Çok hazırlıklı yakalandım. Üstüm başım tam bir aslandım. Dil çözülecek yüreği buldu. Birer birer anlattı durumu. Hiç kimse senin gibi gülümsemiyor. Kimse senin gibi güzel bakmıyor. Olan oldu, çaldı kapıyı aşk. Aşktan çok deliliğe benziyor. Hiç kimse senin gibi gülümsemiyor. Kimse senin gibi güzel bakmıyor. Olan oldu, çaldı kapıyı aşk. Bir de sarılsaydım, kollarında uyansaydım. Bitmeseydi bu rüya, sen hep yanımda kalsaydın. Başka bir derdim yok çok şükür. Hür kalbim bir tek hasretinde sürgündür. Bir ara uğra da şu asık yüzümü güldür. Sevabına, sevabına. Hatalarım oldu, kabul amenna. O kadar olur insanız sonuçta. Seni her daim sevdim, bunu da unut. Senin değilse kimsenin olmaz bu can. Tereddüt etmedim ben aşktan hiçbir zaman. Var mı senden bir tane daha, var mı bana senin gibi bakar mı, içimi yakar mı bir gülüşle. Var mı benden bir tane daha, var mı seni başının tacı.
çıkar mı? İçimi yakar mı bir gülüşle? Var mı benden bir tane daha var mı? Seni başının tacı yapar mı? O kadar kolay mı? Senin olmaz bu can. Tereddüt etmedim ben aşktan hiçbir zaman. Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı? İçimi yakar mı bir gün? Türkiye'nin en kafa radyosunda Salih'le öğle arasına devam ediyoruz. Çarşamba günündeyiz. Şöyle öğle yemeği yenildikten sonra yürüyüş yapan var mı acaba? Ya da arabayla gitmek yerine yemek yiyeceği lokantaya, restorana, esnaf lokantasına hatta. Arabayla gitmeyeyim de yürüyerek gideyim, dönüşte de yürüyeyim biraz hareket olsun şeklinde. Türk halkının yürüyüş haritası araştırılmış. En çok hangi yaş grubu dikkat ediyormuş bakalım. Bir araştırma şirketi Türk halkının yürüyüş alışkanlıkları adı altında bir araştırma gerçekleştirmiş. Aynı araştırmanın 2023 ve 2024 verileri kıyaslanmış ki 2024'ün daha ikinci ayını yeni bitiriyoruz. Biraz erken kıyaslamışlar ama olsun. Katılımcılardan yürüyüş yapma sürelerinde azalma olduğu görülmüş. Katılımcılar 2023 yılında %39 oranıyla gün içerisinde bir saatten fazla yürüyüş yaptığını ifade ederken bir yıl sonra 2024 yılının bu günlerinde bu sayı %32'ye düşmüş. Günde bir saatten fazla yürüyenlerin oranı düşmüş. Bu telefonlarımızda ya da işte kullandığımız saatlerde adım sayar dedikleri, işte adım ölçer neyse artık o. Bakayım ben de merak ettim bu ana kadar, sabah uyandığımdan bu ana kadar ne kadar yürümüşüm. Siz de gönderebilirsiniz. Ben daha yolun başındayım anladığım kadarıyla. 1841 adım yürümüşüm ben. Günde öyle 5000, 10000 hedef koyanlar var. Ben çok başaramıyorum galiba bunu ama iyi, fena değil 1841 adım. Siz de bir bakın bakalım uyandığınız andan bu saate kadar kaç adım atmışsınız?
Bu Türk halkının yürüme alışkanlıklarıyla alakalı bir haber paylaşmıştık, araştırma. Ben uyandığımdan bu saate kadar 1180 civarında bir adım atmıştım. Dinleyicimiz de göndermiş, 762 adım atmış sadece. 9915 adım, kargocuyum demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. 12.53 itibariyle 6.698 adım attım. Hedefim 6.000 adım. Ama bunun iki katına çıkarım demiş dinleyicimiz. Abi hedef belirle diye sürekli bildirim geliyor. 10.000 adım falan yapmıştım. Habire hedefe çok var. Hareket zamanı diye bildirimler geliyor telefonum demiş. Evet ya, benim bir arkadaşımda da var o. Haftada zaten bir kere falan karşılaşıyoruz, görüşüyoruz. İşte 3 gün önceden sözleşiyoruz. Şu gün şu saatte şurada diye. Daha oturuyoruz, 15 dakika sonra kendisine bildirim geliyor. Hareket zamanı, çok oturdun diye. Ama aynı akıllı saatler hani hareket zamanı, çok hareketsiz kaldın diye uyarırken tam tersi. Ya ne yapıyorsun, yorma kendini bu kadar, otur biraz dinlen, sakinleş, bak nabız yükseldi diye hiç uyarı yapmıyor. Mart Cumartesi günü Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nin yeni hizmet binasında İlhan Çeşen ve Vedat Sakman konseri var demiştik. İki çift demiştik ama arkadaşımız Işıl Hanım demek ki ilgiden ve yoğunluktan yola çıkarak üç çiftimize vermiş bu davetiyemizi. Deniz Engin, Çiğdem Parlak ve Yeter Erdur davetiyeleriniz çift kişiliktir. İyi eğlenceler. Sabahtı gördüm seni, bana yakın gözlerini, ne zamanı ne beni hiç anlamadım. Neydi bu sendeki hayatın rengi? İlk tanışmamız, ilk bakışmamız hala çıkmadı aklımdan. Şimdi ne oldu, böylece bitti ama bendeki aşkın bitmedi. Duruyorum, çok yalnız kaldım işte, duruyorum. Nasıl geçer hayat böyle? Susuyorum, çok yalnız kaldım işte, duruyorum. Ölüme yakın uykulardayım. Gel, 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 çok özledim. Gel, 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 çok çaresizim. Gel, gel, gel. Gel,
Tanrı'ya. Küçük elleriyle ellerim kavuşsun diye son bir şans ver bu aşkın hatırına. İlk tanışmamız, ilk bakışmamız hala çıkmadı aklımdan. Şimdi ne oldu? Böylece bitti ama bendeki aşkım bitmedi. Susuyorum, çok yalnız kaldım işte duruyorum. Nasıl geçer hayat böyle? Susuyorum, çok yalnız kaldım işte duruyorum. Ölüme yakın uykulardayım. Gel, 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 çok özledim gel. Özledim, çok çaresizim, böyle bitmesin. Çarşamba günü de Kafa Radyo'da canlı yayına devam ediyoruz. Şubat'ın 28'inde 4 yılda bir denk gelen o artık yılla beraber sondan bir önceki gününde biraz önce yürüyüş yapma süremiz kısaldı diye bir araştırma şirketinin araştırmasından bahsetmiştik. Türk halkının yürüyüş alışkanlıkları üzerine bu araştırmayı yapmışlardı. Geride bıraktığımız yıla göre biraz daha azalmış. Bu arada erkekler kadınlardan daha fazla yürüyorlarmış gün içerisinde. Hadi oradan devam edelim, birkaç haber daha, daha doğrusu mesaj paylaşalım, sonrasında haberlere devam ederiz. Merhabalar, evin içinde hiç oturmuyorum ama adımım bu kadar demiş, 1073 adım. Yani ev işleri tabii ki zor, evin içinde sürekli koşturuyorsunuzdur. Bu arada eğer ki saatinizden mi bunu ölçüyorsunuz, telefonunuz üzerinden mi bilmiyorum ama çok da böyle büyük bir ev olmasa gerek, hani hemen bir mutfak, mutfaktan bir salona geçiş. Fındıkzade'den Halil, ben şu an itibariyle bakıyorum 4,5 kilometre yürümüş ve 6818 adıma denk geliyormuş. Gün sonunda 20.000 adımı buluyor diyor. 20.000 adım. Bu araştırmaya göre erkekler kadınlardan daha çok yürüyor dedik. Ve yine erkek ve kadınlar arasında bir haber. Bursa'da Osmanlı'dan kalma bir gelenek gerçekleşiyormuş. Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye geleneği gerçekleşmiş. Geleneğe göre kadınlar yılda bir gün boyunca dışarıda ve kahvede oturup oyun oynayıp sohbet ederken erkekler ise evden çıkmayıp temizlik yapıyorlarmış. İlçenin 800 nüfuslu Dipsiz Göl Mahallesi'nde yılda bir kez tekrarlanıyormuş bu gelenek. Kadınlar gün boyunca dışarıda oturuyorlarmış, kahvehaneye gidiyorlarmış. Çay, kahve, oyun derken, sohbet derken erkekler ise ev işi ve temizlik yapıp evlerinin önünde hayatlarına devam ediyorlarmış. Kapıları da süpürmek bu arada mecburmuş tabii. Erkeklerin yılda bir gün dahi olsa empati yaparak kadınların gün içerisindeki iş yüklerini anlamasının amaçlandığı bir gelenekmiş bu. Başkasına yaramaz bu can, üzülme.
güzelimi var. Ömrüm bir dibin oldu, sevdam coştu kudurdu. Aşka karşı diyarda bir senden güzelimi var. Türkiye'nin en kafa radyosunda Salih'le öğle arasına devam ediyoruz. Emre Fel söylüyor şarkıyı. Senden güzelim var. Son dönemde yeni duyduğum bir isim ama sesi böyle bir tanıdık geliyor. Böyle bir 70'lerden 80'lerden günümüze gelmiş gibi bir isim ama... Şimdi şarkıyı dinlerken merak ettim. Hiç böyle yeni duyduğum bir ismi de merak etmem. Araştırdım. 98 doğumluymuş kendisi. Müziğe olan ilgisi lise yıllarında başlamış. Ondan sonra ise... Birkaç ses yarışmasından sonra bir albüm çıkarmış. Ama dediğim gibi o yıllara ait çok önemli isimleri böyle bir dinlemiş. Kulakta böyle bir tınısı kalmış gibi. Güzel güzel. Devam edelim Salih ile öğle arasına. Bu arada 28 Şubat tarihinde izledik. Yarın ayın son günü ve bir kampanyamız vardı. Hani böyle sevgililer günü haftasında başlayan hatta tam gününde 14 Şubat'ta başlayan bir kampanyamızdı. Pazarama ile işbirliği kapsamında Pazarama.com'a girdiğinizde bir kupa ya da bir tişört, yani Kafa Radyo temsil eden bir kupa ya da bir tişört aldığınızda bir tane de hediye sizlere iletiliyordu. Ondan sonra yarın son günü hatırlatayım. Çünkü dinleyicilerimiz ara ara sağ olsunlar ilgi gösteriyorlar Kafa Radyo tişörtlerine ve işte kupalarına. Hatta 14 Şubat haftasında da bir kendisine, bir erkek arkadaşına ya da tam tersi bir erkek arkadaşına, biz bir kız arkadaşına alıp böyle beraber giyenler vardı ki böyle yaptığımız dış yayınlarda da görüyoruz. İşte en son 30 Ağustos'ta İstanbul'da canlı yayın aracımızla çok keyifli bir yayın yapmıştık. Gün içerisinde tüm yayıncı arkadaşlarımız oradaydı. Maltepe etkinlik alanındaydık. Oraya gelen ve beraber Kafa Radyo tişörtleriyle el ele gelen de birçok dinleyicimiz olmuştu. Birden o da aklıma geldi. Bunun için ne yapıyorsunuz? Pazarama.com'a giriyorsunuz. Pazarama.com'a girdikten sonra oradan Pazarama kafasına giriyorsunuz. Eğer ki hani ya bu Pazarama.com'a girdim, bu Pazarama kafasını ben bulamıyorum diyorsanız hemen üst kısımda zaten ara kısmına daha siz K, A ve F harfini yan yana koymadan o size nereye gitmek istediğinizi gösteriyor. Ondan sonra Pazarama kafasına geldiğinizde bir Kafa Radyo kupası ya da bir tişört aldığınızda biri de bizden hediye olacak ama ikisini de sepete eklemeniz gerekiyor. Sepette ödeme yaparken birinin ödemesini yapacaksınız. Diğeri de haliyle sizlere hediyemiz olacak. Pazarama.com.
Özel okullara faiz, zam, her sınıfa farklı fiyat veriyorlar demişler. Özel okullara yapılan zamlar gündemden hiç düşmüyor. Aileler çocuklarını okutabilmek için artık kredi çekmek zorunda demişler ki hala çekmedilerse. Her sınıfa farklı zam yapılıyormuş. Böyle bir haber varmış. Dinleyicilerimiz bu konuya hakimdir büyük ihtimalle. Çünkü bir çocuğum olmadığı için okul fiyatlarını da maalesef bilmiyorum. Hani öyle halktan çok kopmuş bir durumda değilim. Ama bu konuda henüz bir fikrim yok. Ha, bu gidişle de olmayacak gibi. Çünkü bu tip haberleri gördükten sonra özellikle 1, 5 ve 9. sınıflarda kayıtlar esnasında talep edilen ücretler nedeniyle velilerin çocuklarını okullara devam ettirebilmesi neredeyse imkansız hale gelmiş. 1, 5 ve 9. sınıflardaki fiyatlar sürekli artıyormuş. Bu tutarlar 400-500 bin liraya kadar dayanmış durumdaymış. Eyvahlar. Yapay zeka depresyonu tespit edebiliyormuş. Bu haberleri duyduktan sonra öyle bir depresyon belirtiniz varsa bilim insanları mimiklerinizden depresyonu tespit eden bir telefon uygulaması geliştirmişler. Hadi buyurun. Yapay zeka destekli uygulamanın 5 yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyormuş. Telefonumuzun ekranına baktığımızda depresyonlu olup olmadığımızı mimiklerimizden anlayacakmış. Ya ben biliyorum zaten depresyonlu muyum değil miyim diye. Sükunet ile sarhoş. Ettin beni ayyaş, gönlüm sana ayyaş, gönlüm deli gönlüm ayyaş, gönlüm sana ayyaş, gönlüm deli gönlüm. Yanındaki civarım, ah civilerine kurbanın olurum. Yasın etsin arar salınıp, izlesin acılar sen oyna kadınım. Tanrıdan kız dizayn, aynı kadehim senle dahi. Kıyamam hiç sana onların. Onların anlamıştım o elini tutunca. Sarma dünya ellere avunca. Sen benimsin. Zaten kalmadı. Ayyaş gönlüm sana ayyaş, gönlüm dedi gönlüm. Ayyaş gönlüm sana ayyaş, gönlüm dedi gönlüm. Kafa Radyo.
kadar, nefesim bitti sanana kadar güldüm. Türkiye'nin en kafa radyosunda Salih ile öğle arasına devam ediyoruz. O 14 Şubat'la alakalı Pazarama'da başlattığımız kampanya ile alakalı biraz önce duyurumuzu yaptık. Yarın son gün girip alışverişinizi yapabilirsiniz tabii ki tercih ediyorsanız. Yine 14 Şubat'tan yola çıkarsak 15 Şubat itibariyle de bu hani evlilik kredisine başvuranların sayısı açıklanıyordu. Geçtiğimiz günlerde 2800 civarında falandı ama bilmiyorum birkaç gündür bu konuyla alakalı da açıklık gelmiyor. Evlilik demişken şöyle bir haber daha var. Hindistan'da bir adam ondan sonra 28 yaşındaki oğlunu evlendirecekmiş ki Hindistan'da öyle düğün deyip geçmemek gerekiyormuş. Dünyanın en zengin adamları arasında yer alınca dünyanın en zengin adamları arasında yer alan bu adamın oğlu da evlenince düğüne de Bill Gates işte ondan sonra Trump ve Rihanna katılacakmış ve 2500 farklı yemek olacakmış. Her konuk farklı yemek yesin diye böyle bir düğün yapılacakmış. Tabii ülkemizde de her genç kızın ya da her erkeğin rüyasıdır böyle bir babaya sahip olmak, böyle bir düğünde böyle misafirleri ağırlamak. Son dönemde de yine böyle duyuyoruz artık, hani zaman geçiyor. Çevremizde böyle hani biraz önce çocuklarla alakalı da işte öğrencilerin isyanından bahsetmişken öyle bir derdim yok demiştim ben, hani en üst çocuğum olmadığı için. Geçen de bir arkadaşımız şundan dert yandı, bir kız arkadaşımız. Ya diyor ki ben diyor sosyal medyayı öyle diyor hani kapalı olarak kullanıyorum. İstek ya da işte takip taleplerini kabul etmiyorum. Biri çok ısrarla yazınca diyor neyse hadi ne hali varsa görsün diyerek diyor arkadaşlık talebini kabul ettim diyor. Sonra fotoğraflarım arasında gezerken diyor benim 36. yaş günü kutlamamı görmüş diyor. Sonra kız arkadaşımıza şey yazmış: abla kusura bakma rahatsız ettim. Yıkılmış tabii hanımefendi, 36 yaş gününün fotoğraflarını görüp karşı taraf tarafından böyle reddedilince abla kusura bakma. Ya bu arada geçen gün gördüm böyle hani yakın zamanda evlenen ya da yine evlenecek olan çiftler arasında şeye çok şaşırdım. Mesela Kıvanç Bey, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Hanım arasında 6 yaş fark varmış. Başak Hanım büyükmüş. Aa enteresan. Aa değişik. Sen de o örneği verseydin diyecektim arkadaşıma ama demek ki o an böyle can havliyle ya da sinirle kendisini tekrar engellemiş. Ya düşün, biri böyle sosyal medyadan hayatınıza dahil olmak istiyor, reddediyorsunuz, en son dahil oluyor ve size kırıcı bir cümleyle yaklaşarak sizi terk ediyor. Üzülme dedim arkadaşıma, bana da son dönemde çok abi diyorlar. Maalesef yapacak bir şey yok. Ben de büyüdüm artık kocaman, 40 küsur oldum ya ben de. Tabii canım. Yaşlı bir abimizden bahsedelim, daha doğrusu yaşlı demeyelim, yaş almış bir abimizden bahsedelim. Trabzon'un Arsin ilçesinde 74 yaşındaki bir şahıs kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 730 bin lirasını kaptırmış. Trabzon'un Arsin ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda 74 yaşındaki adam telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılardan aldığı bilgiler üzerine paniğe kapılmış ve parayı da haliyle ne yapsın göndermiş. Ya neyse tamam ya, çok böyle hani bu tip şeylerden konuşuyorum, bahsediyorum ama hani ben biraz daha işin içindeyim ya, işte
yarın öbür gün babamın başına gelir diye korkuyorum ama kendisinin öyle bir birikimi olmadığını düşünüyorum. Ondan sonra böyle 750 bin lira kaptıracak kadar. Kişi kendini bilmiyor mu ya? 74 yaşında adamsınız, insansınız. Arayıp sizi adınız terör örgütüyle anılıyor falan. Ya kardeşim benim terör örgütüyle ne işim olur? Ben kendi halinde emekli yalnız yaşayan bir adamım. Git manyak mısın, deli misin, divane misin? Kapat şu telefonu demiyorlar demek ki. Ya da bir an işte o panik haliyle maalesef bu tip durumlar gerçekleşiyor. Ya bir haber daha vardı. Dün mü evvelsi gün mü gördünüz mü onu? Dünün haberiydi galiba. Böyle işte 740 bin lira dolandırıcılara kaptıran 74 yaşındaki abimizin haberinden sonra dolandırıcılar 91 yaşındaki bir iş insanını, eski bir iş insanını da hedef almışlar. Hasan Vahdi Bingöl film başına gelenler filmi aratmadı demiş haberde. Çeşitli yıllarca çalışmış. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde arsa ve gayrimenkul almış. Daha sonra işte bir hastalığa yakalanmış. Alzheimer'a yakalanmış. Bu sırada eşini de kaybetmiş. Talihsiz adam yapayalnız kalınca haliyle dolandırıcıların da ağına düşmüş. Fakat bu dolandırıcılık çetesi içerisinde işte avukatlar, mimarlar, mühendisler falan derken öyle bir çetenin içine düşmüş ki bu kendisi 100 milyon dolar kaptırmış. 100 milyon dolar. Nasıl bir birikiminiz varmış beyefendi? Mülklerin değeri 100 milyon dolar. Yıllar içerisinde sahibi olduğu mülkleri kaybetmiş. Kendisine ait bir tek İstanbul Çengelköy'deki köşk kalmış. Ancak şebekenin de o köşkü de ele geçirdiği ortaya çıkmış. Şikayet üzerine avukat bakıcısının da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında dolandırıcılık davası açılmış. Yargılama sonrası tüm sanıklar beraat etmiş. Sen de hala saklama gözlerini, veriyor seni, seviyorsun. Hem de hala
mavi bir nokta. Yaşamak güçleşiyor. Neler açtın başıma? Anlatsam şu derdimi küçücük çocuklara. Bayağı gülerler ama olsun, belki iyi gelir. Deli bir şey yapmanın fikri girdi aklıma. Madem sana söyledim, her şey gider boşluğa. Yazsam bu hikayeyi, alsam gömsem toprağa. Yıllar sonra bulunur, imkansız bir aşk denir. İmkansız bir aşk denir. İmkansız bir aşk. İmkansız bir aşk denir. İmkansız bir aşk. Görmem sanmıştım seni yanında bir başkasıyla. Gündüz bir şey hissetmedim, gece bıçak karnıma. Benim de elimi bir başkası tutabilir. Beraber verdiğimiz sözleri kim ne bilir? Deli bir şey yapmanın fikri girdi aklıma. Madem sana söyledim, her şey gider boşluğa. Yazsam bu hikayeyi, alsam gömsem toprağa. Yıllar sonra bulunur, imkansız bir aşk denir. İmkansız bir aşk denir. İmkansız bir aşk. İmkansız bir aşk. Türkiye'nin en kafa radyosunda Salih'le öğle arasına devam ediyoruz. Çarşamba günündeyiz. Yavaş yavaş da sona doğru ilerliyoruz. Yayının girişinde bir haberden bahsetmiştik. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2016 ve 2013 dönemine erişim engellendiği halde farklı isimlerle faaliyete devam eden yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle alakalı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söylemişlerdi. Devamında ise bir dava var ve bu davaya Milli Piyango İdaresi'nde müdahil olacağını dile getirmişti. Çünkü bu tip durumlardan dolayı Hazine ve Maliye Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalarla beraber tabii ki vergi de kaçırılıyor haliyle. Şimdi şans oyunlarıyla alakalı bir haber var. Ona döneceğim şurada. Bakalım. Amerika'da üniversite mezunu öğrencileri bir aynı üniversiteden mezun oluyorlar. Öğrenciler bir grup oturuyorlar, tartışıyorlar, ne yapalım ne yapalım diyorlar. Bu işte şans oyunları ile alakalı sistemin yenmenin bir yolunu bulduklarını iddia ediyorlar ve piyangodan milyonlarca dolar kazanıyorlar. Mezun öğrenciler grubu 4 eyalette toplamda 7 milyon dolar üzerinde kazanç elde ediyorlar. Fakat bu öğrenci grubu bu büyük ikramiyeyi veren işte piyangonun sistemini çözdüklerini dile getiriyorlar. Sistemi yenmenin bir yolu olduğunu söylüyorlar. Fakat yine araştırmacılar ve bu öğrencilerin mezun olduğu üniversitenin dekanları, profesörleri ise çok şanslı olduklarını dile getiriyorlar. Bazıları grubun zaferinin yasallığı konusunda kaygılarını dile getirmiş olsa da yasa dışı faaliyete yönelik herhangi bir kanıt bulunamamış. Girişimci grup farklı bölgelerde büyük çapta bir bilet satın alımı yaparak her ziyarette binlerce dolar harcayarak stokları tüketmişler ve mağaza yöneticilerini şaşkına çevirmişler. Ama en nihayetinde tabii ki büyük ikramiyeyi de kendileri almışlar. Yüzlerce bilet satın almışlar. Toplamda 8 bin dolar harcamışlar. Müzik
Yine uzmanlar ise buradan yola çıkarak bu yaklaşımlara kazanma olasılığının belirsizliğini koruduğunu söyleyerek kapsamlı bilet alımlarının, fazla fazla bilet alımlarının ağır mali kayıplarla da sonuçlanabileceğini söylemişler. Yani öğrenciler sistemi çözdük derken, sistemdeki açığı çözdük derken çok sayıda bilet satın almışlar farklı farklı eyaletlerden. Bizim ülkemizde de olsa böyle bir şey. İşte o şans oyunları oynarken neydi? Ankara Yeni Mahalle. Antalya Muratpaşa mıydı? Bir de Bursa'da bir yer vardı sanki ya. Son dönemde çok fazla ikramiye çıkan il ve ilçeler konusunda. Onlar da işte farklı eyaletlerden almışlar. Böyle para kazanmışlar. Bir şeyler. Sistemi çözdük demişler. Ya bu tip şans oyunlarından para kazanan herkes de sistemi çözer mi ya? Hemen sistemi çözdüm ben ya. Yapay zekayı yenemezsin. Türkiye Futbol Federasyonu istifayı duyurmuş. Yapay zeka demişken, akıllı teknolojiler de futbola dahil oluyor. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de işte yarı offside sistemi, ondan sonra VAR sistemi. Türkiye Futbol Federasyonu VAR'dan sorumlu Merkez Hakem Komitesi Başkan Vekili bir açıklama yapmış. Tolga Özkalfa'nın görevinden istifa ettiğini söylemiş. Yerine Cem Satman getirilmiş. VAR'dan sorumlu Tolga Özkalfa istifa etmiş ki bu hafta sonu, yani geride bıraktığımız hafta sonu da Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında alınan kararlar VAR hakemlerinin eleştirilmesine sebep olmuştu. Senin yüzünden.
ciğere de zam gelmiş. Kuzu ciğere %50 zam gelince kilo fiyatı da 500 liradan 750 liraya yükselmiş. Ramazan ayı yaklaştıkça ürünlerdeki fiyatlar da artıyor. İki gündür de zaten Ramazan pidesinin fiyatını konuşuyorduk. 15 lira olacağı söylenmişti. Hem de gramajı düşürülmüş halde. Bu daha şey haberini yapmadılar mı Ramazan ayı yaklaşırken birçok ürüne, birçok gıdaya zam gelirken Ramazan şeklinde daha bir haber yapılmadı mı? Yapılmıştır o ya. Bir bakın ona siz. Kaçırmazlar onu, o Ramazan detayını asla atlamazlar. Çorum'da davulculardan Ramazan davulunun yasaklanmasına protesto gelmiş. Çorum'da Ramazan davulunun kaldırılması davulcular tarafından tepkiyle karşılanmış. Saat kulesi önünde toplanan davulcular 150 yıllık geleneğimiz kaldırılıyor tepkisinde bulunmuş. İddiaya göre Çorum Valiliği izin vermiyormuş. Farksız mıyım? Ağlıyorsam haksız mıyım? Ya dönerse geri inanır mıyım? Kıskanırsam haksız mıyım? Ya çocuktan farksız mıyım? Ağlıyorsam haksız mıyım? Ya dönerse yine sarar mıyım? Başkası geziyor düşlerimin bahçesinde. Başkası uzanıyor sevdiğimin gölgesinde. Soyunduğum teninde onun, iyileştiğim kokular onun, ince ince işlediğim rüyalarım artık. Bu ben değilim, bir başkası. Durmuyor kalbimin kanı, kopmuş yarası. Bir başka ben var benden içeri. Bilirim bitmeyecek benle kavgası. Kıskanırsam haksız mıyım? Ya çocuktan farksız mıyım? Ağlıyorsam haksız mıyım? Ya dönerse geri inanır mıyım? Kıskanırsam haksız mıyım? Ya çocuktan farksız mıyım? Ağlıyorsam haksız mıyım? Ya dönerse yine. Yorma öyle, zorluk olmam
el aleme. Umarım nazım geçer senin hanene. Böyle isyan etmem ben genelde. Koştum çok yoruldum tabii ben de. Aynı bakmamışsın benle bir yerde. Zaten sevmemişsin herhalde. Türkiye'nin en kafa radyosunda hafta içi her gün 12-14 saatler arasında Salih ile öğle arasında sizlerle beraber oluyoruz. Yine çok çabuk geçen bir iki saatin ardından yayının sonuna geldik. Bu da son şarkımız. 14 itibariyle Pınar burada olacak. Gelecek değil mi Pınar? Burada yani. Yine günün haberlerinden biriydi. Dün mü bugün mü gördüm hatırlamıyorum da. Bu Nurettin Nebati'nin mecliste olmadığı halde yerine oy kullanıldığı ortaya çıkmış da. Bir an aklıma geldi. Şimdi yerini kim dolduracak? Kim yarın öğlen saat 12.10 geçe tekrardan buluşmak üzere. İyi çalışmalar. Evdeyseniz iyi istirahatler. İyi yolculuklar. Yarın görüşmek üzere. Böyle isyan etmem ben genelde. Yoruldum tabii ben de. Aynı bakmamışsın benle bir yerde. Zaten sevmemişsin herhalde. İsyan etmem ben genelde. Koştum çok yoruldum tabii ben de. Aynı bakmamışsın benle bir yerde.